Ergenekon kumpasında tutukluyken balyoz davasından dolayı da yargılanan ve beraat eden emekli Tuğgeneral Levent Ersöz tazminat davası açtı. 1 milyon 500 bin liralık tazminat davasının ilk duruşması yapıldı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Davamız balyoz davasındaki ihlallerle ilgiliydi. Rahatsızlığından dolayı Ersöz'ün katılamadığı davayı avukatı Hulusi Coşkun izledi. Müvekkilime yapılanlar anlamında koruma tedbirlerinin ihlali de söz konusuydu. Yani müvekkilimin sahte CD'ler ve DVD'lerle ve bunlardan üretilen sahte bilgilerle yargılanması koruma tedbirlerinin ihlali niteliğindeydi. Ayrıca biz buna da dayanarak müvekkilimin bu davada baygın vaziyette, yarı baygın vaziyette duruşma salonuna götürüldüğü. Coşkun, tazminat davasının duruşmasında paralel yapı terör örgütüne dikkat çektiğini söyledi. Burada önemli olan, vurgulamak istediğimiz şu idi, bunlar birer yargılanma değil, bunlar Fethullah terör örgütünün yargı içerisindeki yapılanmalarının oyunu idi. Ortada ne hukuk, ne hukuka uygun bir yargılanma, ne de hukukun teminatı altında olan hak ve özgürlüklerin korunması vardı. En seri ve en sert şekilde cezalandırılması gerekir. Anayasadaki 6545 sayılı yasanın 141. maddesine yeni yasa eklendiğini söyleyen avukat Coşkun, davanın kendi lehlerine olacak şekilde ertelendiğini söyledi. Üçüncü fıkra eklenmiş ve burada da haksız fiil, kişilik haklarının ihlali, sahip sorumluluk haklarının gözetilmemesi durumlarında da tazminat ödenmesi öngörülmüştü. Yasadaki yeni değişiklik nedeniyle uygulamalar hem mahkemede talebimizi kabul ederek duruşmayı 20 Ekim tarihine erteledi.